Bir saniye. Sen vurdun, sıra abinde, tamam. Allah! Ne oldu? Elim pislendi. Elim pislendi. Benim de ayaklarıma dökülmüş şu an. Aferin Dobrak. Kim kırdı Toprak? Ben kırdım. Aferin size. Günaydın. Biz kalktık. Şimdi çocuklarla kahvaltımızı yapacağız. Eşim işinden gereği erken kalkıyor. Bilgisayar başında işini yapıyor. Onu erken hazırladım. O yedi. Biz çocuklarla yapacağız. Simit. Ekmeğimiz bitmişti. Gidip aldım. Bir de bazlama yapacağım bugün. Bazlama yapışımı çekmem. Burada domates, biber, sarımsak öldürdüm. Patates, yeşil zeytin, peynir. Bu fındık ezmesi bir tahin koyarım. Bize afiyet olsun. Gün içinde ne çekersem görüşürüz. Burada bir mutfak kaşığı var. Çok acıkmış abisiyle. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben çıktım. Kayınvalideme gidiyorum anneme. Hemen kapıdan vereceğim. Geri döneceğim. Şöyle pakmaya. Annemi kurumaya varmış. Bundan vereceğim. Oraya gidiyorum. Birkaç şey verecek. Ama ne yazık ki kayınvalidemin evine giremeyeceğim. O da içeri almayacak. Ben de girmeyeceğim. Şimdi gidelim. Ay, nefes nefese kaldım. Şöyle kısa bir çekerim annemi de kapıdan hemen. Sonra eve gideceğim. Evdeki işleri yapacağız sizlerle. Şöyle geldim. Giriyorum annem orada. Seni çekiyorum. Çekiyor mu çek? Şöyle vereyim uzaktan anne. Sen çok yapmışsın. Var öyle, iki paket daha var. Ben mi? Valla uzaktan arkadaşlar. Böyle uzaktan yapak, tamam mı yengem, fazla gelme. Virüs olma, tamam? Özledim seni. Dışarı çıkma, tamam mı yengem? Bol bol dua et, tamam? Amin. Hava güzel olsun. Ali ile Kaan Toprak gelecek, tamam mı yengem? Onlar özledi sizi. Anneni üzme, dışarı çıkma, tamam mı yengem? Dua etti. Hadi gir içeri yengem, gir. Tamam. Dışarıya çıkamıyorsun değil mi? Hadi be, gülüyordu. Amin. Tamam. Ali ile Toprak'la Kaan'ı sonra getireceğim. Tamam mı yengem? Dayanamadı, sarıldı şöyle bir. Hadi gir yengem içeri, hadi. İşte kayınvalidem, annemden geldim. Mantımı koydum. Mantı yapıyorum. Buraya da mercimek koydum. Haşlanıyor. Şimdi onu robottan geçireceğim. Blender'dan yani. Sonra un koyuyorum. Yağ, nane, bu kadar. Mantıya da sarımsaklı sos yapacağım ve günaydın anneciğim. Su mu? Arkadaşlar, sarımsaklı yoğurdumu yapıyorum. Bir sarımsak koydum, bir fiske tuz koydum. Bu da yapmış olduğum yoğurt. Çoğu kişi fırında yap dedi. Fırında da deneyeceğim, yapacağım. Mayalarken koymak açısından iyi fikir. Şimdi göstereyim. Vurdum böyle arkadaşlar. Yani tadı güzeldi, ekşi değildi. Bayağı kaymaklı. Şimdi bundan ilave edeceğim. Bir şişesi bitti bile. Yani diyete başlayacağım da diyorum şu oruç virüs bir gitsin hayırlısıyla. Orucu da bitirelim. Ondan sonra tekrar başlayacağım. Evet, şöyle mantımı koydum. Soğumasını bekliyorum. Suyunu süzmedim. Seviyorum yemeği. Burada Ali ile Kaan'ı ayırdım. Kaan gerçi salçalı yiyor ama sağ solu belli olmuyor. Ali belki bir tabak daha yiyebilir. Bu da hiç sulandırmadan yapmış oldum. Sarımsaklı yoğurdum. Cıvıklı böyle. Çorbam istediğim kıvama geldi. Şimdi blender'dan geçireceğim.
bantım böyle oldu. Ellerime sağlık, çok güzel gözüküyor. Şimdi çorbamı blenderdan geçireceğim. Bu da Ali sade yediği için bazen iki tabak isteyebiliyor. Şöyle de bulaşıklarım çıktı. Evet, biz yemeğimizi yedik. Bulaşıkları makineye koydum. Daha sonra çocuklar mısır istiyor. En son aşama mısır yapacağım. Bu arada kayınvalidem anneme gitmiştim. Biliyorsunuz. Kıyma varmıştı. Kıymanın yarısını. Şimdi sulu köftelik bulgur ne yapacaktım? Bulgurlu sulu köfte yapacağım arkadaşlar. Dik frize koyacağım. Şimdi pişirmeyeceğim. Sonra çıkartıp pişiririm. Ve ayrıyeten de bir paket daha kıyma vardı. Fasulye verdi. Bir saniye geliyorum göstereyim. Evet arkadaşlar, kayınvalidemin annemi, Kezban annemin verdikleri. Bunlar hemen söyleyeyim. Bu köy fasulyesi. Tarladan toplama deneli. Tane duruyor. Ay, ellerim üşüdü. Şöyle de iki paket kıyma vardı. Şimdi kıymanın yarısını, ellerim üşüdü vallahi, bulgurlu sulu köfte yapacağız. Burada melemen var. Annem kendisi yapıyor melemenleri. Sürekli annem yapıyor, veriyor. Ben bir sefer yaptım. Yani kendi evimde. Burada da kırmızı közlenmiş biber turşusu var. Bu da çok güzel oluyor. Yazın annem yapıyor. Annem yaparken çekerim ya da kendim yaparken çekerim. Çünkü kendim de yapıyorum. Bunları Kezban annem verdi. Şimdi bulgurlu sulu köftemizin yapılışına geçelim. Burada 100-150 gram gelir mi bilmiyorum. Kıymam var. Şöyle bir tane fincan aldım. Ve bildiğiniz şu kısırlı köftelik bulgur. Bundan. Şöyle bir. Tam tamına, yani 1,5 fincan köftelik bulgur ekledim. Bunu böyle alalım. Bir adet orta boy soğanım var. Yıkadım. Şimdi bunu el blenderımdan çekeceğim. Bunu sorarsanız Tupperware'nin memnun muyum? Gerçekten çok memnunum. Bu Kezban annemin hediyesi bana. Hemen bunu şöyle çekelim. Tamam tamam, kopartacağım. Tamam anneciğim. Tamam, şeyine takıldı. Tamam artık, hadi yeter. Tamam. Teşekkür ederim. Çekirgeci falan çok güzel. Bıçağı falan hiç şey olmuyor. Bıçağı çok kaliteli Tupperware'nin. Bunu da tavsiye ederim sizlere. Soran arkadaşlarımız olursa şimdiden söyleyeyim ben. Gayet güzel bıçağı var. Şöyle soğanımı da koydum. Bir adet de yumurta kıracağım. Kaan, bir tane yumurta versene anneciğim. Şöyle çok az, bir fiske pul biber. Bir fiske karabiber. Çok az, bir fiske de keklik arkadaşlar. İsteğe bağlı koymayabilirsiniz. Tamam anneciğim, dur. Yavaş. Hayır, bir saniye. Sen vurdun, sıra abinde, tamam. Allah! Ne oldu? Elim pislendi. Elim pislendi. Benim ayaklarıma durdurdu sağ. Aferin toprak. Kim kırdı toprak? Ben kırdım. Aferin size. Şimdi tuzumu ilave edeceğim. Çok az. Pişirirken zaten tuz ilave edeceğiz. Sen mi edeceksin? Et et. Et. Tamam. Dur anneciğim, bir saniye. Bir saniye bekle. Tamam. Alena. Şimdi oradan aşağı in. Bak, kilimsel öyle değil, düşersiniz. Bunu bu
bu arada çok az da maydanoz doğrayacağım içine. Kaan, yeşillik var. Şu kutunun aynısından dolapta yeşillik var. Versene bana. Nerede? Orada. İçine bir yemek kaşığı da un koyacağım ki birbirine yapışsın. Daha güzel, çabuk şekil alsın. Getir sen onu bana ver. Dur dur dur. Çeksin. Çok azsa maydanoz kıyacağım içine. Anneciğim düşeceksiniz. Sandalye kayacak altlarından diye korkuyorum. Şöyle çok az yeterli. Bir saniye. Bunun kapağını ver. Benim meraklım bile rahatlar. Kovuyorum, gitmiyorlar. Hadi bunu koy yerine. Tamam. Sandalyen kaymış. Gel böyle. Ayağımla tutayım ben onu. Dur anneciğim. Şöyle kovuyu yıkayalım. Aşkım bir saniye. Yaptıracağım. Bekleyin. Benim kolum ağrı kokar. İkiniz beraber çekin. Tamam. Abi çeksin. Tamam abisi. Toprak kısra. Tamam. Kaan coşma. Şimdi toprak taşı da. Düşmeyin. Benim düş. Aha. Toprak da coştu. Tamam hadi anneciğim. Anne biraz kalktın. Tamam. Teşekkür ederim. Aşkım bir saniye. Olur mu bilmiyorum. Olmamış. Benim yapacağım bir şey. İçinde soğanla beraber çekiyordu geçen gün. Benim bir ara yaptım. Ondan. Yer misin? Emin misin? Ha, kokudu. Kokudunu alınca demek de hanım. Elimizi şöyle yıkayalım. Şöyle çok az da maydanoz doğruyorum. Toprak seviyor. Anneannesi alıştırdı onu her şey. Yeşil soğan. Aklınıza ne giriyorsa hepsini yiyor. Maydanoz şöyle az koyacağım çocuklar seçecek. Bak bıçak var elimde anneciğim lütfen. Aşkım kardeşim ne yapıyorsun? Ben bunları postalayayım içeri. Mesaj geldi. Hadi annem içeri git düşeceğim. Hadi bebeğim. Anne çiğ tortta. İçine bir yemek kaşığı da un ekleyeceğim. Sakın düşme oradan. Anne tortta kaplama tortta. Köfte. Ben delince kal. Olur mu? Ben içi gittim. Hangi ben? Anneannem, babaannem mi? Bedenim. Dur. Anneannem dışarıda. Şöyle. Göz ayarı. Bir yemek kaşığına yakın. Tut sen de. Hadi tut elimi. Un ekledik. Daha kolay böyle birbirine girsin, yapışsın arkadaşlar. Daha iyi, güzel yuvarlak olsun diye. Bunu da böyle koyayım. Düşeceksin, maydanoz yiyeceğim. Yemiyor. Bak düşeceksin, otur. Kusura bakmayın. Üç çocuk olduğumu malum. Böyle oluyor. Bu arada çocukların ikiz mi diye soranlar var. Hayır, ikiz değiller. Üç tane çocuğum var. İki tane değil bu arada. İki tane çocuğum olan sananlar var. Üç erkek çocuğum var. İkiz de değiller. Bulgur tam kıvamını aldı her şey ölçüsünü. Şimdi ben bunu bir güzel yoğuracağım. Çocukların içeri götüreyim daha rahat yapalım arkadaşlar. Evet, bulgurlu köftelerimi, köftelik bulgurumu yoğurdum. Kıvamı her şeyi çok güzel oldu. Aynı köfte harcı gibi. Kıvamı her şeyi iyi. Şimdi buraya bir tane unlu tepsi koydum. Burada da su var. Suyu elime şöyle arkadaşlar. Bir saniye ayarlayabilirsem. Heh, şimdi oldu. Suyu elime birazcık sokuyorum. Avucumun içini ıslatıyorum. Ve çok büyük parçalar yapmayacağım. Çünkü bulgur pişerken içinde şişmeye başlayacağı için şöyle küçük küçük köfte yapıyorum. Ben de katabilir miyim anne? Anneciğim bu çok yağlı, ellerinizi sürmeyin. Ikış anne. Ikış. Yok annem bu dağılıyor. Hadi tamam bu şey gibi değil anneciğim. Bir de soğan falan var. Kokuyor bu arada. Yumurtanın kabukları gitmiş içine. Bak çok pis kokuyor. Ya. Ellerinde kokar. Sonra ellerim kokuyor dersin bunda.
Macit size kırmayın. Bir tane yapın gidin içeri. Bak böyle yapacaksın tamam mı? Ah. Sandalyenizi az çekeyim. Anne. Ah bu da senin olsun. Tamam mı? Hadi gidin içeri. Ellerinizi silin gidin içeri. Ben güzel terim. Tamam yeter annem. Yağlı. Kafanıza sürersiniz. Gazlaştırdım. Hadi yedim. Çünkü kokuyor annem soğanla kıyma. Silin elinizi. Hadi. Tamam. Bakın geri geliyorlar. Dayanamadılar. Dayanamadılar. Şimdi böyle yuvarladım küçük küçük. Bunlar bayağı uzun süreceği için ben yaptıktan sonra dolaba koyarken görüşelim. Ramazan hazırlığı yapıyorum buzluk için arkadaşlar. Tarif gerçekten çok güzel oluyor. Pişirirken de zaten oruç ayında görürsünüz. Sizler de yapın atın. Oruç ayında gerçekten seve seve yiyeceksiniz yemeğini. Çorba da deniliyor, yemek de deniliyor buna. Hangisini derseniz. Sulu köfte diye geçiyor. Ekşili sulu köfte de yapabiliriz. Patates de yapabilirsiniz. İki çeşit yapılıyor. Bilmiyorum sizler nasıl yapıyorsunuz. Tarif vermek isteyen olursa ben de denemek isterim. Bunu bizim komşumuz vardı. İçeri soğanlı. Güzel oluyor limon ekşili. Kayınvalidem de bunun ayranlısını yapıyor. Ekşili havuçlu falan. Şimdi bunu yapayım arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Bir yandan da mesajlar geliyor. DM'ye dönemiyorum. Aşırı mesaj isteği var. Kimine dönebiliyorum, kimine dönemiyorum. Bazısı anaya düşmüş, genele düşmüş. Mesaj atıyor, cevap veriyorum. Bakıyorum mesaj yok diyorum. Allah Allah bu engelledi mi? Araya araya buldum. Başka bölümdeymiş. Sonra diyor işte mesaj atmış. Niye cevap vermiyorsun bazıları? Gerçekten o kadar çok güzel yorumlar alıyorum ki aranızda hem bayan hem erkek olmak üzere kardeşlerim var. Erkek kardeşlerim bile çok güzel mesajlar atıyor. Gerçekten çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. İyi ki varsınız arkadaşlar. Yorumlar elime geldikçe dönmeye çalışıyorum. Eski videolarıma da o kadar aşırı yorum geliyor ki hepsine bir bir döneceğim inşallah Allah'ın izniyle. Yavaş yavaş dönsem de vakit buldukça hem video hem çocuk hem işi bayağı kalıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle tamı tamına bunu 3 pişirimlik de yapabilirsiniz. Şimdi ayrı ayrı azar azarlık 3 pişirimlik poşet diyeceğiz. Evet şöyle Ramazan hazırlığı için yapmış oldum. Bulgurluk köftelerim oldu. 2 paket yeterli şu an için arkadaşlar. Eşim pek sevmiyor. Çocuklarla kendimize tamam 2 paket yaptım. Şu an hiçbir şekilde dağılma olmuyor. Bunları da frize kaldıracağım. Nohut koymuştum. Kuru fasulye koyacağım. Köfte yapacağım. Büyük ihtimal onu da yarın mı yaparız bilmiyorum. Şimdi şu çıkan bulaşıkları yıkayayım. Çocukları uyutayım. Sonra bir sohbet eşliğinde kapatalım. Saat biraz geç oldu. Bir de durmuyorlar. Aşkım. Arkadaşlar şöyle kendime bir kahve yaptım. Çocuklar uyuduysa kahveyi hak ettim demektir. Şimdi videomdaki tüm yorumlara teker teker dönmeye çalışacağım. Yorumlar bittikten sonra da e-devletten çıktı. Kitap okumaya çalışacağım. Böyleydi bugünlük videom. Kayınvalideme gittim işte. Hatta pırasa falan ıspanak birkaç şey daha verdi karnabahar. Onları da doğrayıp şey yaparken çekerim yarınki vlogta. Böyle bu arada hafif bademciklerim şişmeye başladım. Şiş yani kısa kolluyla biraz şey yapmıştım. Çamaşır falan asmıştım. Bademciğim acıyor. Yani bugün yani böyle geçti bildiğiniz gittim işte giremiyorsun sadece kapıdan hani 65 yaş şu soğudun mu insan korkuyor tedirgin oluyor. İnşallah şu koronavirüsünden de kurtuluruz bir an önce hayırlısıyla atlatırız eskisi gibi gezer çıkarız tozarız arkadaşlar.
Şunun köpüğüne bakın, ne güzel oldu. Aynı Türk kahvesi gibi. Yani anlayacağınız, malum evde geçtiği için hep sürekli evde çekiyorum. Biraz da Fatih'in sokaklarını çektim. Siz oturan eskiden seven arkadaşlarımız varmış. Ondan dolayı şöyle bir çektim, inşallah onlar da mutlu olur. Artık ben videomu sonlandırayım. Kahvemi içeyim soğumadan. Yorumlarınıza tek tek dönüyorum. Evet, bugünlük bizden bu kadardı. Vloglarımı izleyip beğeniyorsanız kanıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve sosyal medya hesabımızda paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz bir sonraki vloglarda.